Şunu yemedim hala dolaba. Belki yenir. Valla ortalığı süpürdüm canlar. Ortalığı toparladım. Silme işim falan yok. Hemen bunu çıkardım. Makineye atacağım. Ben kötü ayrıymışım. Sen de elindeki oyuncağı çocuğu zorlanmaya çalışıyorsun. Alma abisi. Niye alıyorsun? Okey yapıyor. Bakacağım. Al bugün pazar olduğu için çocukların hepsi evde ve ev aşırı derecede dağılıyor. Kazlarımın şeyi bu. Neyi buldun? Şu poşetin üstünde kazlarımın şeyi var. Ne var? Kazlarımın şeyi. Neyi var? Kazlarımın. Abiye söyle, Alper abiye söyle. Hadi onu da bu koyman lazım. Alper abiye söyle. Hayır sen. Ben niye vereyim? Bak benim işim var ama. Neyi vereceğim? Yapbozlarımın şeyini. Yapbozların mı? Geçen yapbozları çıkardık böyle. Yapbozları her birini ayrı ayrı poşetlere koyuyorum. Yapbozların ayrı bir kutusu olmadığı için hepsini ayrı ayrı poşetlere koyuyorum. 4-5 tane yapboz var bizde. İşte insan vücudu, Türkiye şehri, sonra böyle çizgi film kahramanları falan filan derken, hatta daha da vardı da parçalandı, yırtıldı. Şimdi bir tanesinin şeyi kayıptı, bulamıyorduk. İnsan vücudunun kartonu var, pulları yoktu, parçaları yoktu. Neyse onu da şimdi bulmuş çocuklar, nasıl buldularsa. Aytu da o gün ona taktı. İlla bu insan vücudu olanı şey yapacağım diye. Yakup pardon. İnsan vücudu olanı tamamlayacağım. Yok. Şey var. Karton var. Parçalar yok. Bulamıyoruz. Şimdi valla şimdi çocuklar bulmuşlar neyse ki. Şurada dursun da şimdi toplarım. Önce bir an önce şu mutfakta işimi bitirip mutfaktan çıkmak istiyorum. Diyorum ya bizim evde yok oyuncak dolu. Hem oyuncak hem de şey yani oyun, özellikle oyun setleri var. Bunlar da çok iyi, zekayı geliştiren oyuncak bunlar yani. Instagram'da çok çıkıyor. Hayatım böyle 10 numara. Formayı giymem 10 numara. Herhalde tamam. Neyi çalıştıralım canlar?
ki domestos da. Şey yapalım az bir şey. Yemek kokluyoruz yani. Geçen demiştim ya deterjan ellerimi şey yaptı diye. Deri ellerimde yani böyle yara değil de derisini soydu ellerimi. Değiştirdik de deterjanı vallahi. Şunun içinde de az bir şey vardı, bitmesini beklemedim. Değiştirdim. Tamam. Dışarıda çok güzel hava var yalnız. Yani böyle güzel gezmelik bir hava benim için yeşil ama bugün pek gezmeye hiç niyetim yok, bilmiyorum. Zaten öğlen oldu, bakın öğlen ezanı okunuyor. Geç kalktık ya bugün biz bir de. Kahvaltıdan sonra, öğleden sonra bir ara çocuğu parka mı götürsem dedim. Ya da AVM'ye mi gitsek, biraz AVM'ye mi dolaşsak dedim. Orada da zaten park var. Hem oradaki parkta üstüme şekillenmiyor, temiz kalıyor. Öyle niyetimden geçti ama vallahi bilmiyorum. Aa, zaten öyle ne zaman okundu bile. Ben daha bir bulaşık yıkadım, bir de ev süpürdüm. Hoş, bugün hiçbir iş yapmaya niyetim yok vallahi. Gerçekten bugün benim için pazar dinlenme olsun. Hiçbir şey yapasım yok. O yüzden dışarıya da pek çıkasım da gelmiyor. Çünkü dışarı çıktığımda da yorgunluk olacak. Bugün hiç yani akşama kadar oturup televizyon izleyeyim. Ne yapıyorsun? Yap bu konu. Oraları kirletirsin. Yapma. Dur dur, ne yapacaksın sen onu bana söyle. Yırtık o poşet. Onu atalım. Ne için poşet mi istiyorsun sen? Şimdi canlar Yakup'un döküp saçtığı yeri göstereyim. Şimdi şura berbat bir durumda. Her yer ekmek kırıntısıydı. Süpürdüm, temizledim. Şu poşet var ya. Ya şunun içinde böyle küçük parça, bir parça, ufak bir parça falan böyle ekmekliğin içinde dibinde kalıyor ekmekler. Yani artık hani şey olmuş, kurumuş oluyor, bayatlamış oluyor veya mesela bakın küflenmiş oluyor. Ne bileyim ya da bir iki gofret parçası, bisküvi parçası yemiyorlar. Ne bileyim yerlerden topluyorum falan. Onları böyle bir siyah poşet içerisinde, yani bir poşet içerisinde böyle bırakıyorum. Biriktiriyorum. Böyle biraz dolduktan sonra götürüyoruz. Normalde önceden köyde tavuklarımız vardı. Köye götürürdük. Şimdi köyde tavuğumuz yok. Burada çöp kovalarının kenarında böyle asma yeri oluyor ya, oraya asıyorum. İneği, tavuğu olanlar alıyorlar, topluyorlar. Ya da caminin kapısına, dış bahçe kapısına asıyorum. Hani çöpe atmıyorum bunları böyle. Sen bunu al. Poşet lazım diye. Halbuki poşetlerin nerede olduğunu çok iyi biliyor. Poşetler şurada. Gerekli olduğu zaman poşetler burada. Bir de tezgahın altında var poşetler. Biliyor poşetlerin nerede olduğunu. Sen gel, bunu kafasımı karıştı ne oldu? Bunu dök, poşet lazım diye. Bunu sen buraya bir güzel boşalt. Ekmekleri poşete al. İnanır mısınız? Şura her yer ekmekti. Komple burayı temizledim şimdi.
Yani iş yapmayacağım dedim ya. Bana bir sürü iş çıkarttı Yakup. Şu üzümün de sonunu bitireyim bugün. Vallahi gelip gidip yiyorum. Benden başka yiyen yok bu siyah üzümü. Beyaz üzüm olsa yiyorlar da. Ben de siyah üzüm canım istedi. Aldım. Neyse çocuklara yine siyah üzüm alırım. Beyaz üzüm alırım. Bakın geldi. Masanın üzerine oturdu. Bu elmayı yarım yamalak yedi, geri koydu yerine. Aytun da canı çekirdek istiyormuş. Bir şey söyleyeceğim. Söyle aşkım. Biraz mola versen. Tamam ver. Abin ne yapıyor? Ses çözüyor. O da birazdan mola vermiş. Tamam, mola verdiğinde. Bugün de şu çiçeğimin 2-3 gün oldu. Yanlışlıkla dalını kırdım. Kırdığım dalı da ikiye böldüm. Şöyle şöyle iki parça olarak ektim. Şunun kadar şöyle büyümüştü dal. Çok narin bunların dalı. Böyle eliniz çarpsa kırılıyor. Bu kadar büyümüştü dal. Nasıl oldu bilmiyorum. Elim kolum mu çarptı bilmiyorum. Bir şey oldu, kırıldı. Canım sıkıldı. Baktım bayağı büyük dal. İkiye böldüm. Bir böyle bir de böyle. Yeniden ektim oraya. Artık ben ellerimi yıkayayım. Biraz dinlenmeye geçeceğim. Öğlen videom yüklendi. Videoma bir bakayım. Ondan sonra da suçlu burada arkadaşlar. Suçlu burada. Hadi topladık mı? Yapbozlar falan toplandı mı? Ayrıca ben sana bunu çekyatın altına koy demiştim. Ben kaldıramıyorum. Şurayı da bir düzle istersen annem ya. Karma karışık. Yakup'a bire poşete oyuncak dolduruyor. Süt aldım, süt ya, süt aldım. Gel. Ya Aytu ben kaldırayım, sen koy şunu. Aytu. Nereye? Buraya buraya böyle düzgün bir şekilde koy. Tamam. Hadi topla Yakup buraları biraz. Evet. Şimdi ne yapalım canlar? Toplamışlar vallahi, aferin. Bu da toplanmış. Hepsini toplamışlar. Güzel. Şöyle. Efendim kızım. Ay şöyle bir dışarı bakalım azıcık. Daha dışarıya hiç bakmadım ya. Öğlen oldu. Hava çok güzel. Valla pazar günü hava çok güzel. Parkta hiç kimse yok ama. Çok enteresan. Saat de zaten 12 oldu. Yakup hadi bunu götür öbür odaya koy annem. Hayır. Şunu. Yakup hayır. Tamam Yakup baba hadi bunu çekyatın arkasına yerine koy. Hadi paşam. Tamam mı? Aferin oğluma. Pardon Yakup baba, aferin sana. Ya var ya, çok komik bir çocuk ya. Yakup baba, pardon. Söyle. Aylin, biraz dinlenmek istiyorum şu anda kızım. Sen de ödevlerini bir bitir bakalım, hadi.